Akseki doğumluyum. Torosların çocuğuyum. Bu yarış hikayesi beni yeni gençler yönünden çok üzüyor. Toplumcu düşünce benim bütün hayatıma damgamı vurmuştur. O toplumcu düşünceden hiç ayrılmadım. Sürekli topluma esas aldık. Toplumu bir yerlere getirmeye çalıştık. Çalışmalara devam edeceğiz. Umudu kaybetmeyelim. Metin abi, abi diyorum çünkü gerçekten böyle büyük bir insanı tanımanın getirdiği hazzı şu an sizinle konuşurken de yine yaşıyorum. Sektör içerisinde rakip kavramını veya birbirimizle bazı şeyleri rakip olmadığımızı anlatan insandır bana. Metin Bey ile ben 1979 yılında iklimlendirme sektöründe mezun olduğumda çalışma hayatına başladım. 43 yıldır tanışırdık Metin Bey'le. Sektörümüze büyük hizmetleri geçti. Hepimizde yani bu yaptığı hizmetlerin, emeklerin etkisi vardır. Sadece şirketi olarak değil, sadece sektörel dernekler olarak değil, aynı zamanda Tema Vakfı gibi, sokak çocukları gibi birçok konuda spor kulüplerine destekler gibi birçok konuda toplumsal faydalar sağlayan bir insandı. 40 yıl önce tanıdım Metin abiyi. Abi kardeş ilişkimiz yıllarca devam etti. Ülkemizin yetiştirdiği gerçekten benim de tanıdığım ender insanlardan bir tanesiydi. Yani hem bilim adamıydı, hem bir bilgeydi, hem bir filozoftu, hem bir abiydi. 8-9 yılda çok yakından tanıma ve çalışma fırsatı buldum. Metin Bey fuarı çok ciddiye alıyordu. O yüzden beni 2-3 günde bir mutlaka arardı. Böyle Torosçum diye lafa girip böyle kısa kısa bilgiler alırdı. Ben... Metin Bey kendini aşmış, vatanı milletini düşünerek, çevreyi düşünerek Temada da vakıf yönetim kurulu üyeliği yapıyordu. Hem çevreye hem insanlara artı değer verecek çalışmalarda bulunuyordu. Kişisel çıkarları ortaya koymadan çalışan bir abimizdi. Ben de kendimi ona örnek almıştım. Metin abi benim hemşerimdi, Aksekiliydi, ben de Aksekiliyim. İnsana, doğaya ve etik değerlere önemseyen biriydi. Söylemleri kadar da eylem insanıydı. Baktım Metin abi, kendisi hep başkan diye hitap ederdi bana, ben de ona hep başkanım diye hitap ederdim. Başkan dedi, ben dedi bil bakalım şimdi neredeyim dedi. Başkanım dedim, neredesiniz? Danimarka'dayım dedi. Bu yan masada dedi, senin adını konuşuyorlardı. Nasıl dedim, anlamadım. Çünkü Danimarka ile hanım benim bir irtibatım yoktu. Burada dedi bir yatırımcı firma var dedi. 200 bin metrekare arsa almak istiyorlar dedi. Ve buraya rüzgar türbin kanadı yapmak istiyorlar dedi. Bu benim için de çok büyük bir gururdu. Şu anda Metin abinin vesile olduğu yatırımda gençlerimiz çalışıyor, mühendislerimiz çalışıyor. Çalışanların da %80'i kadın. Mesleğimizin dışında Metin abinin bize kendi yaptığımız diğer görevlerde de desteği oldu. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Babamın 30 senelik sektör arkadaşı, dava arkadaşı. Ben daha küçücükken birlikte İskit'i kurdukları zaman Metin amcayı tanıdım. Benim için, benim ailem için hiçbir zaman unutulmayacak bir değer bizim açımızdan. Çok müstesna bir insandı. Bir kere doğruları, karakteri, etikliği, inandığı şeyi sonuna kadar savunması, gençlere olan güveni, gençlere delegasyonu, o mütevazi yapısı, alçak gönüllülüğü, kendi içerisindeki demokratik tutumu gerçekten çok farklı bir insandı. Hepimizin abisi, hepimizin büyüğüydü. Tabii söylemek gerekir ki ticareti de çok iyi bilen bir kişiydi. Ailesi çok varlıklı olmasına rağmen tamamen kendi ayağı üzerinde, kendi gücüyle, kendi gayretiyle şu anki organizasyonu oluşturmuş bir kişidir. Metin abi benim tanıdığım, hayatı zerafetle yaşayan nadir insanlardandı. Kendisinin yanında baba gibi görürdüm, evlat gibi hissederdim. Onun böyle bana bir sıcaklık verirdi. Ve ondan öğrendiklerimi de kendi hayatıma her zaman uygulamaya çalıştım. Metin Duruk Bey her zaman her yerdeydi bizim yanımızda. Kendisi Türkiye'deki her türlü maden işi, hayvanların, köpeklerin
davranış şekline kadar ilgilendiğini görünce hayran oldum. Ülkemizde büyük bir kayıp. 2010'lu yıllardı sanırım. O zaman eski şirketlerinden bir tanesinde çalışırken fuarda ak saçlı, böyle kıvır kıvır saçlı, sürekli herkese selam veren sempatik bir bey vardı. Metin Bey'di tabii. Ayırt etmeksizin herkesle bir iletişim kurmayı çok güzel yönetebiliyordu. Çok dikkatimi çekmişti. Sektör içerisinde rakip kavramını veya birbirimizle bazı şeyleri rakip olmadığımızı anlatan insandır bana. Bir şeyleri yapıyorsak ülkeye faydalı olmamız gerektiğini, çok küçük döngülerle düşünmeyip büyük pastayı görmemiz gerektiğini bize öğreten bir şahsiyet. O yüzden bende birçok anısı var. Özellikle İSİP çalıştaylarında, katıldığımız fuarlarda. Dolayısıyla hem anı defterini yazarken hem de her zaman aklımıza geliyor. Kimi görsem sektörde çalıştayda konuştuğumuzda Metin abiyle alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Dolayısıyla kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlar onur etmeyi çok sever. Beni birçok kez böyle elimden tutup gel önemli insanlarla seni tanıştırayım, sektördeki insanlarla tanıştırayım diye birçok kişiyle tanıştırmıştır böyle. Çok onur oldum defalarca kez. Çok destek oldu bana birçok anlamda. Bunlar tabii insanlar için unutulmaz kılıyor bazı şeylerde. Benim için babamdan sonra, geçen sene kaybettiğim babamdan sonra yaşadığım en büyük kayıp. Ben öyle değerlendiriyorum. Hiç beklemiyorduk da, çok daha ani oldu tabii ki. Geçmiş zamanı şöyle düşününce ne anılarımız var diye, çok fazla yaşanmışlık var ortak. Vefatından işte 4 gün önceki fuar. Fuara gittiğimizde Metin Bey her zaman olduğu gibi çok hazırlıklıydı tabii, bir plan yapmıştı kendine. Cem Başkan dedi, bir liste yaptırmış kendine. Yaklaşık 60 küsür Türk katılımcı firma vardı fuarda. Ve dedi, bunların hepsini dolaşacağız. Eşlik eder misin bana dedi. Memnuniyetle dedim Metin Bey. Biz 2 gün boyunca Metin Bey ile beraber Türk firmaları ziyaret etmeye başladık. Kendisi o kadar hazırlıklıydı ki ilk başta başlayacağımız zaman bana bir dakika müsaade et dedi. Dedim hayırdır? Ayakkabılarımı değiştirmem lazım dedi. Dedim ne ayakkabısı değiştireceksiniz? Metin Bey hazırlıklı gelmiş. Spor ayakkabıları yanındaydı. Çok yürüyeceğimiz için firma ziyareti yaparken spor ayakkabılarını giydi. Ben tabii onun temposuna yetişmek de bu arada mümkün değil. Muhtemelen bunu herkes söyleyecektir. Hiçbirimiz inanamadığı şekilde bizden kat kat daha fazla faaliyeti bir şekilde yetiştiriyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Metin Duruk deyince Ömer Duruk Camisi'nin içerisindeki çelenkleri ve insanları gördüğün zaman ne olduğunu anlayabilecek, onu anlarken gözlerim doluyor. Böyle duygusal bir ağabeyimizdi. Metin Bey erken gitti yani. Bana sorarsanız bir daha bir Metin Duruk gelir mi? Daha bilemiyoruz yani, yaşımız yeterse, görürsek onun vizyonunda bir insan, hep onu anacağız. Metin Bey'i 25 seneden beri tanıyorum. Fakat özellikle son 10 yıldır İSİP'te beraber görev alıyorduk. Çok yakın zamanda görüşmüştük. Kendisini kaybetmeden 5-6 gün önce Almanya'da Çilvente Fuarı'ndaydık. Orada da beraberdik. Peki haberi duyduğunuz zaman ne hissettiniz? Çok zor bir duygu. İnanamadım ilk başta. Çünkü hiç beklemiyorduk. Çok ani oldu. Şaşkındım açıkçası. İlk düşündüğüm, yani sektörümüzün çok değerli bir büyüğünü kaybettiğini düşündüm ilk başta. Yeri doldurulamayacak çok değerli bir insandı. Hala onun derin üzüntüsü içindeyim. Ama biz kendisini her zaman hayırla ve minnetle anacağız. Biz aynı üniversite, yani İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde okuduk. Sonra İSKİT'i kuruluşu sırasında bir araya geldik ve ondan sonra da hemen hemen hiç kopmadık. Her zaman için müsbetti, her zaman için farklı düşünceleri vardı. Özellikle topluma hizmet etme ve bizim sektöre hizmet etme çok çok çalıştı. Herkes de onu takdir ediyordu. Ben ona
Metin Bey derdim, o bana Ersan abi derdi. Öyle bir ilişkimiz vardı. Hep böyle devam etti. Hiçbirbirimizi kırmadık. Kötü durumlarda dahi o hiç vazgeçmedi. O bu sektör bayağı büyüdü. Görüyorsunuz şu anda kaç kişi toplanıyor, bunların hepsi onun yaydığı fikirlerle, onun birlikte olduğu arkadaşlarıyla oluştu. Ama bence o tek adamdı. Tabii sektörde biz 30 yıllık arkadaşlıktan sonra çok ilkleri yaptık. İklimlendirme Sektör Meclisi'ni kurduk. İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği'ni kurduk. OSO diye ortak satın alma şirketi kuruldu. Bunların kuruluşunda, ortaklıklarında, yönetimlerinde beraber çalıştık. Sektörümüzde birlik ve beraberlik için çok özen gösterdi, çok çalıştı. Hiç incinmedim, hiç kırılmadım, hiç kırmadı, incitmedi. Abi kardeşiz gibi, bence yaşça büyük olmasına rağmen akrammışız gibi, hatta zaman zaman benim küçüğümmüş gibi bile hiç rahatsız olmadan birçok faaliyeti beraber yaptık. İlk duyduğumda bu kadar uzun süre, senelerce yapmış olduğumuz faaliyetlerin neticesinde sanki bir yarımın yok olduğunu hissettim. Metin abiyle o kadar çok anımız var ki. Aslında bunları hepsini bir kayıt altına almak lazım. Uzunca bir Avustralya seyahatimiz oldu. Dönüşte artık mesafeler de uzun dedim ki Metin abi, programı o şekilde yapmıştık. Bir gün hiç olmazsa dinlenelim. Orada uzunca bir arada olma şansımız oldu. Singapur'da bir gün kaldık. Orada da birçok iş işarelerimiz, şeylerimiz oldu, dertleştik. Şey demişti, ya dedi başkan dedi, bunca yıldır şey yaptık. İlk defa dedi ne iyi oldu dedi, bir gün kendimize vakit ayırabildik dedi. Bir günlük bir mola diyelim, bunu da dolu dolu yaşadık. Valla vefat haberini aldığımızda tabii şok yaşadık. O gün sabah Azerbaycan'da bir fuarımız vardı. Evden çıktım, arabaya bindim, tabii baktım. Sonra mesajları gördüm. Tabii o esnada hemen inanamadım yani. Şöyle biraz herhalde bir 10-15 dakika kendime gelmeye çalıştım. Kabullenemedim çünkü hiç böyle bir şeyi beklemiyorduk. Sonrasında da işte biz üzerimize düşen son yolculuklarımızı, görevlerimizi yaptık. Hayatta bazı şeyler ertelememek gerekiyor. Metin abi son dönemlerde Akseki'ye çok önem vermeye başlamıştı, düşkündü. Belki 1-2 yıldır bu yoğun tempo içerisinde Akseki'de bir toplantı yapalım diye talepte bulunurduk. Metin abi de talepte bulunurdu. Ama bu yoğun tempo içerisinde sürekli tehir ettik. Bir türlü Akseki'ye beraber gidemedik. Metin abinin bize vermiş olduğu nasihatler, şeyler, görevler artık bir vasiyet gibi. Yani onun izinden gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce, enerjimiz yettiğince sektörümüz için aynı faaliyetleri göstereceğiz. Allah nur içerisinde yatırsın. Biz Feryan Hanım'la birlikte etik kurallar içinde yaşamı esas aldık. Ve bütün hayatımız boyunca bunu savunduk. Topluma bir şeyler vermeyi hedefliyoruz. Aynı düşüncede olduğumuz için de paylaştık. Yoklukları paylaştık. Ailem zengindi. Ailemden tamamen bağımsız olarak çalıştım. Hiçbir aile katkısı almadan çalıştım ve sistemi aile katkısı olmadan kurmayı hedefledik Perihan Hanım'la birlikte.